Neden yaptın bunu ha? Hayatımı kurtarıp beni ezmek istedin değil mi? Hı? Yüzüme vurmak. Sen bana bu kadar şey yaptın ama ben senin hayatını kurtardım demek istedin değil mi? Ne bakıyorsun? Teşekkür falan mı bekliyorsun? Zaten niçin teşekkür edeceksek? Hiçbir şey beceremedin. Şu halimize bak. Senin teşekkürünü ne yapayım ben Cemre? Buraya bana bir açıklama yap diye geldim. Ne açıklaması? Şu kurduğun kumpasla ilgili mesela. Sahte video ile ilgili. Gerçeği öğrendim dediğin bu muydu? Saç mı diyorsun? Hiçbir şey sahte değil. Yok öyle bir şey. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Onlar sahte değil. Emir bir adam öldürdü. Hala yalan söylüyorsun, hala! Kulaklarımla duydum her şeyi. Sen nasıl bir insansın ya? Neden Cemre? Neden yaptın bu kötülüğü bize? Ben yaptım. Evet ben yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sen hastasın. Ne yaptıysam Emir için. Aşkım için yaptım. Hala aşkın için yaptığını söylüyorsun öyle mi? Evet. Evet. Senin anlayamayacağın kadar büyük bir aşk. Büyük aşkmış. Sen aşık falan değilsin Cemre. Sen takıntılısın. Sevdiğin adamı hapse attırmayı göze alabilecek kadar takıntılısın. Hastasın sen, hasta. Eğer sen gelmeseydin... Hala benim yüzümden olduğunu düşünüyorsun. Ya anla artık, ben olmasam da Emir seni hiçbir zaman sevmeyecekti. Büyük aşkmış. Nasıl ya? Nasıl bir insan sevdiği adama böyle bir oyun oynayabilir ha? Ne tür bir sevgi yaptırabilir bunu bir insana? Ya Emir'in ne kadar acı çektiğini gördüğün halde hiç sesini çıkarmadın. Neden ya, neden? Kaybetmemek için. Kaybetmemek için. Benim hayattaki tek amacım o. O olmazsa benim bir anlamım yok. O varsa ben de varım. Ben yoksam o da olmayacak. Ben aşığım. Ben sevdim. Asıl fedakar kim? Ha? Kim? Benim. Ben. Söylesene. Ha, söylesene. Sen benim bu yaptıklarımı yapabilir misin ha? Cesaret edebilir misin ha? Hayatını onun mutluluğuna adamak isterken kaybetmemek için onu mutsuz etmeye göze alabilir miydin sen ha? Yapabilir miydin? Hayır. Yapamazdın. İşte senin aşkın bu kadar. Hayır. Yapmazdım. Çünkü aşk öyle bir şey değil. Sen delisin. Aklından geçen deliliklerin hiçbirini yapmazdım ben. Senin yaptığın tek şey Emir'e zarar vermek. Bir de bunu kılıf uyduruyorsun aklınca. Yazık. Çok yazık. Senin kalbinde aşk falan yok. Hırs var, öfke var, hastalık var ama aşk yok. Sen aşk nedir bilmiyorsun çünkü. Aşk senin sandığın gibi bir şey değil Cemre. Aşk sırf sevdiğini elde edebilmek için her şeyi göze almak değil. Aşk
sevdiğin iyi olsun diye her şeyi yapmayı göze almak. Anladın mı? Onu elde edebilmek için gerekirse yok etmeyi göze almak hiç değil. Sırf o iyi olsun diye kül olmayı seçebilmek. Sen benim sevdiğim adam için yaptığım fedakarlığın farkında bile değilsin. Ben gözlerime aşkla bakan adama seni istemiyorum dedim. Sırf o iyi olsun diye. Sen yapabilir misin bunu? Bunlar zırvalık. Korkak. Korkaksın sen. Korkağım öyle mi? Senin konakta rahatça dolanmalarına, emire pervasızca yaklaşmalarına hiç sesimi çıkarmadım. Bunları hiç sorun etmedim. Neden biliyor musun? Düşündün mü hiç bunu? Çünkü senden korkmuyorum Cemre. Hiçbir zaman da korkmadım. Emir'in gözlerinde öyle bir aşk vardı ki. Gözleri gözlerime değdi her saniye. Kıyamete kadar asla sana öyle bakmayacağını haykırıyordu zaten. Sus. Sus, kapa çeneni, sus. Hatırla. Konağa geldiğim ilk günün sabahında Emir'de gözün olduğunu tükürüklerimi saçarak haykırdın bana. Sana senin gibi karşılık vermemi, senin seviyene düşmemi bekledin. Öyle bir kişi aradın karşında sen. Ama ben o insan değildim. Ne ilk gün, ne de şu an. Çünkü ben aşkı seninle savaşında değil, Emir'in gözlerinde buldum. Keşke zamanında oturup konuşabilseydik. O zaman kendine bu kadar zarar vermezdin. Bu kadar küçük düşmezdin. Sus! Sus! Ya da kirli oyunlarını bir kenara bırakıp keşke bir kez, sadece bir kez dönüp baksaydın bize. Merhabalar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bizi takip edebilirsiniz.